Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel etlerin yanında çok sevdiğimiz ve yakışan basit bir sosla karşınızdayım. Hemen malzemelerimi sayarak sosumu yapmaya başlayacağım. Neler kullanacağım? Kırmızı soğan, sarımsak, bunları güzelce zeytinyağı ile beraber tavada kavuracağız. Arkasından tütsülediğimiz antrikot fümelerimizi ufak ufak doğrayıp içine göndereceğiz. İki çeşit hardalımız var. Krema, kemik suyuyla onu bağlayacağız. Tabii ki de taze kekikle tatlandıracağız. Hemen hızlıca bu tarife başlıyoruz. Şimdi kırmızı soğan ve sarımsaklarımı hemen ufak ufak doğrayacağım. Bunları tavamıza güzelce kavuracağız. Rengini alacak, çok yakmayacağız. Steaklerin yanında genelde, yani etlerin üzerine sos sürmeyi sevmem. Ama yanında bazen dip soslar, bazen ona kendi malzemeleriyle tat katan soslara bayılırım. O yüzden de bu tarifte onlardan bir tanesi, çok basit, hızlıca yapacağımız bir tarif. Soğan ve sarımsaklarımı tavamda hemen güzelce kavuracağım. Bu sırada soğanlar rengini alırken fümelerimi alayım. Yaklaşık 30-40 gram. Evet, soğanlarım ve sarımsaklarım rengini aldı. Şimdi antrikot fümelerimi ilave ediyorum. Aynı tavada devam ediyorum. Özellikle yağlı antrikottan yapıyorum ben fümelerimi. Şimdi mermerimsi dokusu, ince kılcal yağlarını net görebiliyorsunuz. Şöyle yağlı kısımlarından birer parça daha böyle elimle, zaten o kadar güzel ki paramparça oluyor, şöyle elimle atıyorum. Fümelerim de soğan ve sarımsakla beraber rengini alıyor. Aromasını tavama bırakıyor. Şimdi tavamın altını hafif kısmıştım. Bir tık daha açıyorum. Buradaki amaç kurutmamak. Fümelerin aromasını soğan ve sarımsakla tavaya salmasını dikkat ediyorum. Sıra geldi ilikli kemik suyumuza. 14-16 saat boyunca 90 dereceyi geçmeden, kaynatmadan yaptığım ilikli kemik suyuna bakar mısınız? Jöle gibi. Tavama gönderiyorum. Hemen ısıyla beraber sıvılaşacak. Evet, çeşnilerimi veriyorum. Tuz ve karabiberle çeşnilendireceğim. Biliyorsunuz ben baharatlarımın hepsini taneden çektirmek en önemli dikkat ettiğim şey. Çünkü o aroması, özü kendine gelsin. Kemik suyumu aromasını tavaya bırakıp kendini uçması için yavaş yavaş çektiriyorum. Bu sırada sıra geldi hardallarıma. İki çeşit hardalımı giriyorum. Ve şöyle bir dağıtıyorum tavamda. Hemen renkler değişti. Tavaya etkisini baskın bir karakter hardal. Zaten birçok yediğimiz soğuk sosların da temelinde ketçap, mayonez ve hardal yatar. O baz üzerinden aromalandırarak devam ederiz. Şimdi taze kekiklerimi hemen doğruyorum. Kalın saplarını ayıklıyorum. Tava iyice kendini çekmeye başladı. Şimdi son dokunuşlar, taze kekikleri atıyorum. Şöyle bir, ay çok güzel de renk verdi. Evet, sıra geldi son malzememiz olan kremamıza. Kremamı ilave ediyorum ve tavamın altını kısıyorum. Evet, kremayı da sosun içerisine verdik. Çok altını kıstım. Bir yaklaşık 2 dakika, 3 dakika o koyuluğu yakalanaya kadar kaynatacağız ve sos hazır. Evet, tavaya şöyle bir bakıyoruz. İstediğim tıkırtı görüyorsunuz kısık ateşte. Ya, kenarlardan da bir şey göstermek istiyorum. Kenarlardan da kendini çekmiş, artık koyuluğa doğru gidiyor. Hemen bir kaşık testi yapıyorum. Şöyle aldım. Bakın, kaşıktan böyle su gibi akmıyorsa bir sos, şu koyuluk bizim için idealdir ve sosumuz hazır. Evet, gördünüz ne kadar kısa sürede az malzemeyle muhteşem bir sos yaptık. Şöyle kıvamını da göstereyim.
İstediğimiz kıvam bu. Burada en önemli malzemelerden bir tanesi kemik suyu ve iyi bir antrikot füme. Çünkü kemik suyundaki bütün 14 saat boyunca kaynayan iliklerin aroması ve antrikotun da o yağlı fümesinden gelen aroma, tabii ki hardalı saymıyorum, bambaşka bir yere çekti. Şöyle hemen bir kabıma da koyayım, sos kabıma. Etlerin yanında etinizi isterseniz batırarak, çok sevenler varsa üzerine dökerek, hep alışık olduğumuz sosların dışında bir sos. Genelde kremalı mantarlı soslar, kremalı ıspanaklı soslar yaparız. Ama bu sefer ben tane hardal ve Dijon hardalını karıştırıp antrikot fümeyle süsledim. Şöyle de üzerine de bir dekor yapayım. Hemen de tabağı bozmadan tadına tavadan bakayım. Antrikotlarla beraber. Çok güzel kokuyor. Böyle keskin bir koku geliyor hardaldan. Evinize kolayca pratik yapacağınız muhteşem bir etin yanı sosu. Afiyet olsun.